çıkmamız bizi çok çok memnun etti. Bizler buraya herkesin belediye başkanı olmak için seçildik. Başkanlık etmeme fırsat verilmemişti. Eşyalarımızı bile toplayamamıştık. Buradaki özel kalem müdürlüğünde çalışan arkadaşlarım eşyalarını toplamıştı. Hatta makam aracındaydım. Arkadaşım beni arabama bırakmama bile izin verilmemişti. Böyle enteresan günler yaşadık. Ama bunları çok iyi anlatabildiğimizi düşünüyorum halkımıza. Ve adaylaştırıldık, çok çalıştık. İl başkanım, milletvekilim, ilçe başkanım, belediye meclis üyelerim, partililerimle birlikte gerçekten çok çalıştık. Herkese kucakladık herkesi, herkese sonuna kadar dokunmaya gayret ettik. Herkesin derdini dinledik ve sandık günü, pazar günü 5000 küsur oyla biz halkımızın güvenini kazandık. Bir kez daha onlara, sizlere sonsuz teşekkür ediyorum ve bu güzel mazbatayı bize layık gördü güzel dilecik halkımız. Belediye başkan vekilliği dönemimde her zaman vekaleten değil, asaleten belediye başkanı gibi davrandım. İlimi öyle temsil ettim, öyle çalışmalara imza attım. Her yerden sesler yükseldi. Bizler asla cevap vermedik, yolumuza baktık. Hayvanlarla ilgili birçok karalama kampanyaları yapıldı. İlk telefon açan başkanım, biz kimlerin yaptığını biliyoruz diyenler, sonra seçim kampanyasında bunu dillere döktü. Biz yine de yamulmadık, eğilmedik, bükülmedik. Her zaman bir Cumhuriyet Halk Partili olarak dindik, onurlu duruşumuzu sergiledik. Hiçbir iftiraya kulak asmıyoruz. Buna Bilecikli vatandaşlarımız da kulak asmıyor. En büyük göstergesi işte bu. Aynı zamanda.